Ankara'ya kimse diz çöktüremez arkadaşlar. Kimse diz çöktüremez. Türkiye susuyor, Ankara susuyor. İstiklal Savaşı'nda bütün Doğu milletlerinin, mazlum milletlerinin sesi olmuş Ankara'dan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin tek bir ses çıkmıyor. Doğu Türkistan'daki kadınlar tecavüz, cinsel tacize dahil olmak üzere her türlü baskının, zulmün altında inim inim inliyor. Ramazan geldi, Doğu Türkistan'da oruç yasaklanıyor. Selam alıp vermek yasaklanıyor. En çarpıcısını söyleyeyim. Milliyetçilik taslayanlara söylüyorum. Türkçe yasaklanıyor Kaşgarlı Mahmud'un diyarında. Ve bunlar uluslararası raporlara geçiyor. Ama Türkiye'de, bu ülkede milliyetçilik taslayanların sesi çıkmıyor. Allah aşkına MHP'li kardeşlerim, Sayın Bahçeli ne zaman soracak? Uygurlar için ne yaptınız diye. Allah aşkına dünya büyük, beşten büyüktür diyen Erdoğan'a AK Partili kardeşlerim ne zaman soracaklar? Dünya beşten büyükse o beşin içindeki Çin'den ne zaman hesap soracaklar? Daha vahimini söyleyeyim. İngiltere'de, Avrupa'da bu kararlar alınırken Kanada'da, Hollanda'da, Finlandiya'da, Japonya'da, Avustralya'da, Birleşmiş Milletler'de bu kararlar soykırım olarak uygulamalar görülüp kararlar alınırken Türkiye ne yapıyor biliyor musunuz? Belki haberiniz oldu olmadı. Perşembe günü Ankara'nın bir ziyaretçisi var. Kim biliyor musunuz? Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Yani Çin Dışişleri Bakanı Perşembe günü Ankara'ya gelecek ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimden çok sayıda mesaj geldi bugün bana. Bu ziyarette bazı Uygur kardeşlerimizin Çin'e iadesi konusunda konuşulacak diye. Yazıklar olsun. Boraltan Köprüsü'nde Azerileri teslim edenler nasıl tarihe kara bir leke olarak geçmişse, Fransa'nın Cezayir'deki katliamlarında Fransa'nın yanında duranlar nasıl tarihe kara bir leke olarak geçmişse, bugünkü iktidar da Çin'in zulümleri karşısında sessiz kalması dolayısıyla kara bir leke olarak iktidara geçecektir. Çin'de bu yaşananlara sessiz kalacaksınız. Sonra Türkiye'de içinde siyasi parti kapatmalar üzerinden, kayyum politikaları üzerinden dışlayıcı, ötekileştirici bir politikayı Türkiye'nin has vatandaşlarına, öz vatandaşlarına uygulayacaksınız. Buna da milliyetçilik diyeceksiniz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakınız, siyasi parti kapatma davasına açık ve net bir tavır sergiledik. Çünkü biz özgürlükçü ve demokrat bir partiyiz. Bu siyasi partilerin hepsiyle alanda rekabet ederiz. Bahsi geçen HDP ile de alanda bugün siyasi seçimlerde de ileride de bugün de teşkilatlanmamızla farklı siyasi partiler olarak rekabet halindeyiz. Ve bir kez daha söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi AK Parti HDP kayyum KCK denkleminden çıkaracak yegane parti Gelecek Partisi'dir. Kimse Türk vatandaşlarımızın bu ülkeye aidiyetini sarsmasın. Kimse bu ülkede ötekileştirici politikalarla herhangi bir vatandaşımızın kendisinin dışlandığı hissine sebebiyet vermesin. Ülke içinde böyle milliyetçilik taslayanların, yüksek sesle bağıranların Doğu Türkistan'daki uygulamalar karşısında, Çin'in karşısında kuzu haline gelmesin de millet unutmadığı unutmayacak. Ve bir kez daha söylüyorum. Eğer Çin Dışişleri Bakanı'nın gelmesi dolayısıyla bir tek Uygur kardeşimizin Çin'e iadesi söz konusu olursa bunun hesabını Allah'a da millete de tarihe de veremezsiniz. Ve biz bunun hesabını sorarız. Gelecek Partisi kadroları bütün Türkiye'de Doğu Türkistan için imzalar topladı. Bundan sonra da imzalar toplayacağız. Sesimizi yükselteceğiz. Bu ülke arkadaşlar, bu ülke 19. yüzyılda Polonya'dan gelenlere, Lehlere, Macaristan milliyetçilerine, efendim Halepçe'den gelen Kürtlere, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımıza ve acaba sığınacağımız bir yer var mı diye Anadolu'ya yönelen, Anadolu'yu her bir ana kucağı gibi merhamet kucağı olarak görenlere zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. İstiklal Savaşı bütün Doğu halklarının emperyalizme karşı verdiği bir savaştı. Gazi Mustafa Kemal bu mücadeleyi yürütürken Hindistan'da kadınlar bileziklerini gönderiyordu ve bütün bir İslam dünyası Muhammed İkbal başta olmak üzere büyük şair, Pakistan'ın milli şairi Mehmet Akif'i gibi Türkiye için şiirler yazıyordu.
Doğu'nun son ordusuna. İşte biz böyle bir İstiklal Savaşı'nın merkezi olan Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'ya kimse diz çöktüremez arkadaşlar. Kimse diz çöktüremez. Ne Batı, ne Doğu, ne İngiliz, Fransız orduları Çanakkale'de olduğu gibi, ne de Çin. Hiçbir ülkenin önünde diz çökmeyenlerin başkenti Ankara'dır. Ankara olarak kalacaktır. Ama Ankara'da bu yüksek perdeden konuşanların mesele Uygur meselesi, mesele Doğu Türkistan'daki Türkçe, mesele Doğu Türkistan'daki Kazakların, Kırgızların, Uygurların, kadınlarımızın namusu, şerefi söz konusu olduğunda sus pus olmaları da asla unutulmayacak. Asla unutulmayacak. Biz memleketimizi bütünleştirmeye geliyoruz. Kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirmediği bir Türkiye'yi kuracağız arkadaşlar. Diyarbakır'ın, Van'ın, İzmir'in, Konya'nın, Edirne'nin Ankara başkenti etrafında birleştiği bir demokratik bir ülke inşa edeceğiz. Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Sünni'nin, Alevi'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı adı ve kimliği altında onurla yaşadığı, özgür dolaştığı, kadınların başı dik dolaştığı, hiçbir şiddete maruz bırakılmadığı yeni bir Türkiye'yi müjdeliyoruz. Onun için bir gün doğuda, bir gün batıda olacağız. Bir gün kuzeyde, bir gün güneyde olacağız. Uykuyu haram kılacağız kendimize. Ben haram kıldım, bütün Gelecek Partisi kadrolarının da önümüzdeki dönemde haram kılmasını istiyorum. Ankara Teşkilatı'na da, madem ki başkentte bayrak sizin elinizdedir, kenetleneceksiniz, omuz omuza vereceksiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir farklılığın, ihtilafın Gelecek Partisi kadrolarının arasına sirayet etmesine izin vermeyeceksiniz. Gün, küçük siyasetlerin, küçük hesapların günü değil. Büyük ideallerin, özgürlüklerin, adaletin sahip çıkılması günüdür. İşte Ankara Teşkilatımıza, Çankaya Teşkilatımıza sonuna kadar güveniyorum. Ankara'da bayrak yükselirse bütün Türkiye'de hissedilir. Ankara herhangi bir şehir değildir. Ankara'nın her mahallesini, her ilçesini, her sokağını gezeceksiniz. Bizler Anadolu'da gezerken Ankara'da çok sağlam bir teşkilatımızın olduğunun güvencesini yüreğimizde hissedeceğiz. Biz size güveniyoruz. İşte bu düşünceler özgürlüğün, adaletin, liyakatın, merhametin, şefkatin, insan onurunun, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının, hayvan haklarının, bitki haklarının, çevre haklarının bütün ülkeye egemen olduğu bir geleceği inşa etmenin adı Gelecek Partisi'dir. Sembolü çınar yaprağıdır.